Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin arkasını başlayacağız. Yeleğimizin arkasında kahverengi olarak başlayacağım. 80 ilmek yapacağım arkadaşlar arkayı. Şimdi yine başlama ipimi iki katlı yaptım. Şu iki katlı yaptığım ipi şöyle işaret parmağımın üzerine koydum. Şu kalan iki katlı yeri de şöyle sıkıştırın. Şuradaki iki parmağınızla, yüzük parmağınızla ve orta parmağınızla sıkıştırın. İki tane şişimi aldım yine. Şu işaret parmağının üzerine yaptığım halkadan bir ilmek alıyorum ve diğer ipimle, şu uzun ipimle örüyorum. Şimdi tekrar şöyle arkadan bir ilmek daha, bir tane önden. Hep şu işaret parmağımı kullanıyorum ip atarken. Bir tane de önden. Tekrar şöyle arka tarafından, bir de ön tarafından. Şu iki katlı ipin işaret parmağıyla bir altından dalıyorum, şöyle arka tarafından örüyorum. Tekrar şöyle örüp ön kısmından örüyorum bir de. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Yine alt başlama ipini iki katlı yaptım. İki katlı daha düzgün duruyor. O yüzden iki katlı yapıyorum her zaman. Eğer oya yapacaksam tek kat yapıyorum alt başlama ipini. Şimdi buna oya yapmayacağım. O yüzden yine çift kat yaptım. Bu şekilde ilmeklerimi başlıyorum. Şöyle bakın, şu parmağınızla da işte orta parmağınızla da ipi tutuyorsunuz gergin bir şekilde. Şöyle işaret parmağınızı kullanıyorsunuz. Burada ipi bütün parmaklarınızı kullanıyorsunuz aslında. Şuraya ipi sıkıştırın. Bu şekilde 80 ilmek atacağım arkadaşlar. Bu videoları seyrederken arkadaşlar, videoları yavaş da izleyebilirsiniz. O sizin elinizde olan bir seçenek. Videoların yavaş izleme özelliği var. Durdurabilirsiniz. Tekrar geri alıp izleyebilirsiniz. Videolarda çok çeşitli seçenekler var. Siz istediğiniz gibi izleyebilirsiniz videoyu. Geri alın, tekrar izleyin, yavaşlatarak izleyin, durdurun. Bazen ben hızlı örüp geçtiğimde siz videoyu durdurup bekletebilirsiniz. Ben zaten örerken de söylüyorum. Burada 9 ilmek düz örüp geçeceğiz diye. Düz olan yerlerde zaten hızlı hızlı ördüğümü de söylüyorum. Buraları hızlı hızlı geçeceğim diye. Siz oralarda videoyu durdurabilirsiniz. Öyle seyredebilirsiniz. Geri alıp tekrar bakabilirsiniz nasıl yapılmış diye. Bu şekilde arkadaşlar 80 ilmek atalım. 80 ilmeğimi attım. Şişin birini çıkarttım arkadaşlar. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Benim başlamayla burası daha güzel olduğu için ilk sırayı ben örgünün ön yüzü olarak kabul ediyorum. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi ters olarak örelim. 2 ilmeği ters ördük. 2 ilmeğimizi düz. Örgünün ön yüzünde çift lastik yapacağız. 2 ters. 2 düz. Tekrar 2 ters. 2 düz. Bu şekilde başa kadar çift lastik örerek gideceğim. Dönüşte bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu da çift lastiğin bir değişiği. Normalde çift lastiği hep iki ters, iki düz olarak örüyoruz. Bu ön yüzünde çift lastik, arka yüzünde haraş olarak örülüyor arkadaşlar. Ters olarak örülüyor.
Şu anda örgünün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde çift lastik dediğim gibi, arka yüzünde ters olarak öreceğiz, haraş olarak öreceğiz. Şöyle bakın, ilmeklerimiz açıldı. Baştan küçük gibi duruyor, dar gibi duruyor ama sonra ilmeklerimiz çift çift olduğu için, başlamam değişik olduğu için dar gibi duruyor. Sonra ördükçe ilmekler açılıyor arkadaşlar. Şimdi çift lastik örerek başa kadar geldik. Döndük. Örgünün ters yüzündeyiz. Örgünün ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Lastiği bu şekilde örelim arkadaşlar. Dediğim gibi örgünün ön yüzünde çift lastik, iki ters, iki düz olarak. Örgünün arka yüzünde de ters olarak örelim. 15 sıra öreceğiz arkadaşlar lastiği bu şekilde. 15 sıra örelim. Üst kısmında göstereceğim ben tekrar sizlere. Evet arkadaşlar, lastiğimizi 15 sıra ördüm. Ön yüzünde 2 ters, 2 düz olarak, arkasında ters olarak ördüm bu şekilde. Şimdi ben arkaya baykuş koymayacağım arkadaşlar. Önde baykuşlarımız var, yeterli olacaktır. İsteyen arkaya da 2 veya 3 tane baykuş koyabilir. Ben şimdi örgünün ön yüzünde ters olarak öreceğim. Örgünün arka yüzünde düz olarak öreceğim. Bu şekilde gideceğim ben. Dediğim gibi isteyen arkaya da baykuş koyabilir. Ben arkaya örnek koymanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden şu an örgünün ön yüzündeyim. Ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde. 80 ilmeğimiz vardı arkada. 80 ilmeğimizi şu anda ters olarak örüyorum. Dönüşte de düz olarak öreceğim. Şöyle bir sıra ters olmaya başladı. Başa kadar ters öreyim. Arka yüzünde geçtiğinde düz olarak öreceğim. Dediğim gibi isterseniz arkaya 2 veya 3 tane de baykuş koyabilirsiniz. İlmeklerimiz yeterli. 3 baykuş olması, yani ilmeklerimiz yeterli olacaktır. Aynı öndeki sayılarda arkaya da baykuş koyabilirsiniz. İsterseniz tabii ki. Siz de isterseniz benim gibi düz örebilirsiniz. Ters örerek başa kadar geliyorum. Son ilmeğimi ben her zaman düz olarak örüyorum. Kenarının düzgün olması için şöyle de göstereyim. Kenarı da gayet düzgün bir şekilde oluyor. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde de düz olarak öreceğim. Şöyle.
de göstereyim. Ön sırada hep ters olacak. Burası örgünün ön yüzü. Bu şekilde arkadaşlar koltuğa kadar örelim. Koltuk kesmesini de göstereceğim ben sizlere. Evet arkadaşlar, yeleğimizin arkasını şuradan lastikten itibaren 68 sıra düz olarak ördük arkadaşlar. Örgünün ön yüzünde ters olarak ördük. Burası örgümüzün ön yüzü. Örgümüzün arka yüzünde de, yeleğimizin arka yüzünde düz olarak ördük arkadaşlar. Bu sefer de böyle yaptık. Normalde hani bu düz tarafını ön yüzüne getiriyorduk. Bu sefer ters tarafına getirdik. Şimdi sıra koltuk kesmeye geldi arkadaşlar. Beraberce koltuğumuzu keselim. Şimdi buradan şöyle parmağımıza ipi dolayarak 7 tane ilmek arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. 7 tane ilmek arttırdık ve döndük. Koltuğumuzu kesmeye başlayalım. Normalde ilk ilmeği örmüyorum ama bu sefer örmem lazım. Daha yeni ilmek attığım için. 2 tane düz olarak örüyorum. Şu anda örgünün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde 2 düz, 2 ters olarak çift lastik yapacağım arkadaşlar. Aynı ön pattaki gibi. 2 tane ters. Ve 2 tane düz ilmeğim var. Birini ördüm. Şimdi bir ilmek daha öreceğim arkadaşlar. Buradaki düz ilmeğimi öreceğim. Bu 7. son arttırdığım ilmek. Bununla birlikte bedenden de eksiltmeye başlayacağım koltuk koymak için. İlk eksiltmemizde bedenden 2 ilmek birden keseceğiz arkadaşlar. Bunun için 3 ilmek birden örüyorum. Düz olarak ördüm ilmeklerimi. Bedenden 2 ilmek birden kestim. Buradan döndüm arkadaşlar. Sadece bu 7 ilmeği öreceğiz. Şimdi örgünün arka tarafındayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İki ilmek kestik arkadaşlar. Sayacağız bu ilmekleri. Döndük tekrar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci düz. Ve üçüncü ilmeğimi de düz olarak ördüm. İki tane ters örüyorum arada. Çift lastik yapıyorum şu anda. Şimdi iki tane düz ilmeğim kaldı. Bu düz ilmeği de arkadaşlar çevirerek örelim. Düzgün olsun arkadaşlar. Eksiltme yaptığımız yani şu ilmeği şöyle çevirdim. İpim hala arkada. Buradan bir tane eksilteceğim. Bu şekilde bir ilmek eksilttim ve döndüm. Şu anda 3 tane ilmek eksilttik. Hatırlarsanız 7 tane ilmek eksiltmiştik. Çoğaltmıştık. Zaten 80 ilmeğimiz vardı. 87 ilmeğimiz oldu. İlk önce bu 7 tane ilmeği eksilteceğiz. Sonra koltuktan eksiltmeye başlayacağız. Şimdi örgünün arka tarafında ters olarak ördüm ve döndüm. Yine 2 ters, 2 düz olarak çift lastiğimi örüyorum. Kenarlarda düzler var. Orta yerde 2 tane ters ilmeğim var. Düzlerin birini ördüm. Yine arkadaşlar bu düz ilmeğe geldim. Son 7. düz ilmeğimi çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle çevirerek ördüm. Şöyle şişe taktım. Çevirerek öreceğim. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 3 ilmeği birden öreceğiz. 3 ilmeği birden örerek 2 tane eksiltme yapacağız. Şu koltuk kısmının fazla uzun olmaması için arkadaşlar 3 ilmeği birden örüyoruz. Hep birer tane birer tane eksiltirsek burası çok uzun oluyor arkadaşlar. Koltuk kısmında hoş durmuyor. O yüzden bu sırada yine 3 ilmek birden örerek 2 tane daha ilmek eksilttim. İlk baştakinde 2 tane eksiltmiştik. Sonrakinde 1 tane. Şu anda 2 ilmek daha eksilttim. 5 tane ilmek kestim arkadaşlar. Tekrar döndüm. Örgünün ters tarafındayım. Ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Bütün ilmeklerim dediğim arkadaşlar 7 ilmeği örüyorum sadece. Döndüm. Şimdi yine bu 7 ilmeğimi öreceğim. İlk baştaki her zaman gibi örmeden alıyorum. 2 tane düz. 2 tane ters. Ve 2 düz ilmeğim var. Düzün birini ördüm. İkincisini çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi çevirdim. Bu çevirdiğim ilmekle bedenin ilk ilmeğini ikisini birlikte örüyorum. Altıncı eksiltmem oldu. Döndüm tekrar buradan geriye. Burada bütün ilmeklerimi ters örerek gidiyorum. Hala sadece 7 ilmeği örüyorum. Diğer tarafa bedene geçmedim. Koltuk kesmeye devam ediyorum.
6 tane ilmek eksilttim. Şu an 7.yi eksilteceğim. Ve 7.yi eksilteceğim ama 7 tane arttırdığım için hala 80 tane ilmeğim kalmış olacak. Tekrar şu ilmeği arkadaşlar çeviriyoruz. Çevirdim. 7. ilmeğim ve bedeni ilk ilmeğin. İkisini birlikte ördüm ve döndüm. Şu anda 7. eksilmemi yaptım. Arttırdığım 7 ilmeği bitirmiş oldum. 3 ilmek daha keseceğim. Sonra devam edeceğim. 2 ilmek de örerken keseceğim. Yakada 5 ilmek eksiltmiş olacağım o zaman arkadaşlar. Yine 2 düz, 2 ters ve 2 düz. Yine çevireceğim ilmeğe geldim. Bu ilmeği yine çevirerek ördüm. Ve döndüm. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyim. 2 düz, 2 ters ve 2 düz öreceğim. Birinci düzümü ördüm. İkinci düz ilmeğimi çevirerek ördüm. Ve döndüm yine burada. Şimdi arkadaşlar bu 10. eksiltmemiz olacak. Artık burada başa kadar gideceğiz arkadaşlar. 10. eksiltmede gideceğiz. 2 ilmek daha keseceğim ama 2 ilmeği örerken keseceğim. Yine 7. ilmeğimi çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle 2 ilmeği birlikte ördüm ve devam ediyorum. Burayı ters olarak örüyorum. Ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Başa vardığımızda da diğer tarafa koltuk koyacağız aynı bu şekilde. Burayı ters örerek başa kadar gidelim arkadaşlar. Evet, ters örerek başa kadar geldim arkadaşlar. Yine bu tarafa da koltuk koyacağım. Yine şöyle parmağımızın üzerine ilmek atarak şişemize 7 tane ilmek artırıyoruz. 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimizi attık. Şu anda bakın örgün ters tarafındayım. Ters olarak öreceğim örgün ters tarafında. Birinci ilmeğimi ördüm. 2 3 4 5 6 Bu da 7. arkadaşlar. 7. ilmeğimizle birlikte bedenden örmeye başlıyoruz. Bu 7. ilmeğimiz ve bedenden 2 ilmek birden arkadaşlar öreceğiz. Şu anda şişimde 3 tane var. 3 ilmeği birden ters olarak ördüm arkadaşlar. 2 ilmek birden kestim burada. Dediğim gibi burasını fazla uzun olmaması için öyle bir şey yapıyorum. 2 ilmek birden kestim ve döndüm arkadaşlar. Burada da 2 düz, 2 ters. Kenarda da 3 tane düzüm kalıyor. Aynı ön patlar gibi. Buradaki lastiğimi ördüm ve döndüm. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Ters olarak örüyorum. 7. ilmeğimle birlikte bedenin ilk ilmeğini örerek bir tane daha eksiltme yapacağım. 6. Şu 7. ilmeğim. Şu da bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm ve döndüm tekrar buradan. Örgünün ön yüzünde 2 düz, 2 ters ve 3 düz olarak çift lastiğim var arkadaşlar. 7 tane ilmek arttırmıştık. Kenarlarda hep 3'er tane düz ilmek koydum. Ön patlara da buraya kol kısmına da arkadaşlar. Şimdi 6 ilmeğimi ördüm. 7.yi öreceğim. Yine arkadaşlar burada 3 ilmeği birden örerek şu kol kısmının kestiğim yerin fazla uzun olmaması için
biraz kısa olması için 3 ilmeği birden öreceğim. Bedenden 2 ilmek birden eksiltmiş olacağım. Şu ana kadar 5 tane ilmek eksiltmiş oldum. 10 ilmek eksiltince örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Döndüm. 5 oldu eksiltmelerimiz. Bu 6. olacak. Ters olarak örerek gidiyorum arkadaşlar. 7. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm ve döndüm tekrar. Tekrar eksiltme yapacağız. 6 ilmek ters olarak örüyorum örgünün arka tarafında. Lastiğimin son ilmeği, 7. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Döndük. Sadece bu 7 ilmeği örerek dönüyorum arkadaşlar. Şöyle de sayabilirsiniz sayarken. Şu anda örgünün arkasında daha rahat sayılacaktır. Şu ters sırada 2 ilmek kestim. Şurada 1 ilmek kestim. 3. 2 ilmek de burada kestim. 5 oldu arkadaşlar. Buraya kadar 5, 6, 7. Şu ana kadar 7 ilmek eksiltmişim. Bu 8. ilmek eksiltmem olacak. Evet. 8. de kestim ve döndüm. Şu an 9.'dayım. 10.'yu kestikten sonra arkadaşlar devam edip öbür tarafa doğru geçeceğim. Şu anda 9. eksiltmemi yaptım. Ve döndüm. Şu anda da 10.'yu yapacağım ve başa kadar gideceğim arkadaşlar bu sefer. İki ilmeği birden ördüm, bir eksiltme yaptım ve örgün arka yüzünde düz olarak örerek başa kadar gidiyorum. Diğer başta da iki tane daha ilmek eksilteceğim arkadaşlar. Bunları da göstereceğim. Şimdi burayı düz olarak çabuk çabuk öreceğim. Dediğim gibi örgünün önemli yerlerinde yavaş yapıp göstermeye çalışıyorum size. Siz anlamadığınız yerleri yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ben sizlere oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Kenarlarda 7'şer ilmek arttırıp şu ana kadar 10'ar ilmek kestim arkadaşlar. 2 ilmek daha keseceğim. 12 kesmiş olacağız ama 7 arttırdığımız için koltuklardan 5'er ilmek kesmiş olacağız. Şöyle 2 ilmek daha eksiltince örgümü yere koyup tekrar koltuğu size göstereceğim. Hani şu şekilde oldu diye. Koltuğu tamamladığımda. Örgünün arkasına baykuş koymadık arkadaşlar. Ben koymadım. İsteyen koyabilir. Öne bir tane baykuş koymuştuk. İsteyen arkaya iki tane baykuş koyabilir. İsterseniz üç tane koyabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben koymayı tercih etmedim. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı kenarda. Şöyle 8 ilmek sayayım. Bu 7 ilmek lastik. Şu da 8. ilmekte bedenin son ilmeği. Bu 2 ilmeği birlikte arkadaşlar örerek buradan bir eksiltme daha yapıyorum. Lastiğin yanındaki ilk ilmeği eksiltme yaptım. Dönüşte de bir ilmek daha keseceğim. Burayı hemen peş peşe kesiyorum.
yuvarlak olsun diye arkadaşlar koltuk kısmı. Şu uzun şişime geçeyim ben. Şişlerin ikisi de arkadaşlar değiştiriyorum ama ikisi de 3,5 numara. Aynı yani, hiç fark etmiyor. Kısayla örmek daha rahat olduğu için o yüzden kısaya geçmiştim ben demin. Şu anda yine arkadaşlar bedenin lastiğin 7. ilmeği. Şöyle çevirdim. Ve buradan bir ilmek daha eksilttim arkadaşlar. Buradan 10 tane eksiltme yapmış oldum bu taraftaki ilk kestiğim koltukta. Burası tamamlandı arkadaşlar. Buradan bir daha eksiltme yapmayacağım. Şimdi ters örerek başa kadar gidiyorum. Pardon, 10 dedim, 12 oldu. 10 daha önce yapmıştık. 2 ilmek de şimdi kestim. 12 oldu. Toplamda 12 eksiltme oldu koltukta. Şimdi buradan da hem giderken hem dönüşte 2 ilmek keseceğim. Koltuğun daha yuvarlak dönmesi için. Ve o ilmekleri de kestiğimde şöyle örgüyü yatırıp tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 8 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 7 tanesi lastik, 8. de bedenin son ilmeği. Burada da arkadaşlar bir eksiltme yapıyorum. Şöyle örgünün burası ön yüz arkadaşlar. Şöyle buradan bir eksiltme daha yaptım. 11. eksiltmem oldu bu da. Döndük arkadaşlar. Son bir eksiltmem kaldı. Onu da yapayım. Koltuk tamamlanmış olacak. 2, 4, 6. 6 tane ters ördüm. 7. ters ilmek ve bedenin ilk ilmeğini, ikisini birlikte ördüm arkadaşlar. Oradan bir eksiltme yapmış oldum. Ve koltuğu tamamladık. 12 bir taraftan kestim. 12 bir taraftan kestim. 7'şer tane ilmek arttırdığımız için arkadaşlar 5'er tane ilmek kesmiş olduk. Şöyle örgümü tekrar koyayım, göstereyim ben size. Koltuk kısmı da bu şekilde kesilmiş oldu arkadaşlar, iki taraftan da. Şimdi artık hiç arttırma, eksiltme, hiçbir şey yapmadan bu şekilde yukarıya doğru omuzları örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Kenarda 7'şer tane lastik ilmeğim var. İki ters, iki düz olarak. Onları yukarıya doğru kenarlardan çıkartacağım. Orta yarı örgünün ön yüzünde ters olarak örüyorum. Arka yüzünde de düz olarak bu şekilde örüyorum. Yukarıya ense kısmına kadar örelim. Koltuk kesmeyi tekrar göstereceğim arkadaşlar ben size. Evet arkadaşlar, arkamızdayız şu anda. Arkayı da 3 kademe olarak keseceğim. Şuradan koltuk koyduğum sıradan itibaren sayıyorum arkadaşlar. 54 sıra oldu buraya kadar. Şurası tam 54 sıra olması gerekiyor. Şimdi arka omuzda 3 kademede keseceğim arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi ayırdım ben. 22 burada var, 22 bu omuzda var. 26 da enselik olarak ayırdım arkadaşlar. Bu enseliği bir defada keseceğim. Şuraya ayırdığım 22 ilmeği 3 defada keseceğim. Yani 7, 7 ve 8 olarak keseceğim arkadaşlar. 3 kademede keseceğim yine omuzlarımı. Şimdi şöyle yapacağız. Hiç ipi koparmadan omuzu bir kere de keseceğim arkadaşlar, arkayı. Buradan 7 ilmek bitiriyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi bitirdim.
Şurada omuz için 15 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmeği örüyorum arkadaşlar. İki tarafı da 3 kademede keseceğim. Enseyi bir kere de keseceğim. Şimdi kalan 15 ilmeğimi ördüm. Şuradan iğnemi de çıkartayım. Buradan enselik ayırdığımız yerden dönüyorum. Tekrar 15 ilmeğimi örerek gidiyorum. Ördük. Tekrar döndüm buradan. Şimdi buradan 7 ilmek daha eksilteceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada 8 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu 8 ilmeği tekrar örüyorum. Burayı bir sıra daha fazla yapacağız. 3 kademe olacak burası. Şurası şöyle hafif merdiven gibi oldu ama orası dikişe gideceği için çok da önemli değil. Tekrar döndüm. Sekiz ilmeği tekrar örüyorum. Bir sıra daha öreceğim. Örürdüm sekiz ilmeği. Ve döndüm. Son kalan omuzdaki sekiz ilmeğimi de bitiriyorum. Burayı da bitirdim. Bakın hafif şurada bir yükselti oldu. Burasını omuzluk ördüğümüz için. Şimdi oranın aşağı seviyeye inebilmek için şu bir ilmeği zincir örer gibi örüyorum. Hiç buradan ipi kesmeden başa kadar bitirip gideceğiz. Şimdi onu diğer şişe taktım. Dikerken orayı da şöyle dikeceğim. Bu omuzumuz tamam. Şimdi burada enselik için ayırdığım 26 ilmek var. Bu 26 ilmeği bir defada keseceğim. Enseyi düz olarak kesiyorum. Önde hatırlarsanız enselik göstermiştim size. O enselik kısmını buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ensede 26 ilmeğimi keserek gidiyorum. Bu şekilde düz olarak bitiriyorum. Burayı kademeli yaptım. İlmeklerime geldim. Burada kenarda 22 ilmeğim kaldı. Bu 22 ilmeğin 15 ilmeğini örüyorum tekrar. Kenarda 7 ilmek kalacak. Bu omuzu da 3 kademede keseceğim. Kol ucundaki şu lastik ördüğümüz yere kadar gideceğim. Ve döndüm. Burada 7 ilmeğim kaldı. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi burayı başa kadar öreceğim. Başa kadar dediğim burada 15 ilmeğim var. Tekrar döndüm. Şimdi 3. kademeyi yapıyorum. 8 ilmek öreceğim arkadaşlar. 8 ilmek örüp
Tekrar geriye döneceğim. Yedi ve sekiz. Bir tane daha ördüm ve döndüm. Bu sonuncu sıraydı. Şimdi bitireceğim artık ilmeklerimi. Ve döndüm. Bu arada arkadaşlar ipimi de göstereyim. İpim de şu kaldı. Bir zincirli yünden, kahverengiden. Bu kadar ipim kaldı. Denk geldi diyelim arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Şimdi ilmekleri başa kadar bitirerek gideceğim. Şimdi bir de hatırlatma yapayım arkadaşlar. Ben videolarımın başlığın yanında mesela buna baykuşlu yelek diye yazacağım. O başlığın yanında küçük bir tane üçgen var arkadaşlar. O üçgene tıkladığınızda orada açıklamam, benim yazdığım bir açıklama var. Hangi marka ip kullandığım, bu yeleğe ne kadar ip gittiği, kaç numara şiş kullandığımı oraya açıklama olarak yazıyorum arkadaşlar. Bütün videolarım da var onlara. Oradan bakmak isterseniz de bakabilirsiniz. Hani hangi iple örülmüş, hangi kaç numara şişle örülmüş diye. Her videoma öyle bir açıklama yapıyorum arkadaşlar. Orada işte dediğim gibi başlığın yanında, başlığın sağ tarafında küçük bir üçgen var. O üçgene tıkladığınızda ipin markasını, ne kadar kaç gram gittiğini oraya yazacağım, yazıyorum. Her zaman yazıyorum arkadaşlar. Oradan da öğrenebilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi de bitirdim. Şöyle yere koyup göstereyim arkayı size. Omuzları üçer kademede bitirdik. Enseyi bir defada kestik. Bu omuzu da üç defada kestik. Bu şekilde arkadaşlar yeleğimizin arkası da tamam. Şimdi dikim işlemine geçebiliriz. Yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. 3 tane tahta boncuğum var baykuşun gözleri için. Şimdi tam son 3. yaptığımız burguya, şuraya ipimi sabitliyorum. İğneyle dikeceğiz arkadaşlar tahta boncuklarımızı. Şöyle ipin katını da taktıralım iğneyle. Yukarıya çıkmasın dikişimiz. Şöyle tam burgunun altına 3 ilmek, şurada 3 ilmek bırakarak şöyle iğnemizi yukarıya çıkartalım. Buraya bir tane tahta boncuk. Kahverengi seçtim ben. Kahverengi tahta boncukla yapıyorum. İsterseniz siz hazır gözler de var. Onlardan da alabilirsiniz ama onlar çocuklar için yapıştırma buldum ben. Yapıştırmalar da pek uygun değil arkadaşlar çocuklar için. Çocuklar sonuçta onu yutabilirler de o biraz tehlikeli. Böyle tahta boncuk dikmeyi tercih ettim. Herkes zevkine kalmış. Nasıl süslemek isterse öyle süsleyebilir arkadaşlar. Şöyle bir tane göz olarak tahta boncuk diktim. Orada ipimi sıkıştırdım. Şimdi diğer gözü dikeceğim. Tam şuraya burguya geçeceğim. Hemen direkt öyle burguya geçmeyin arkadaşlar. Şöyle ipi aradan iğne yardımıyla şöyle yukarıya doğru götürelim. Buradan kenardan da 3 ilmek tam burgunun altına şöyle gözümüzü dikelim. Kremin üstünde kahverengi boncuklar daha da belli oldu. Daha burada diğer kahverengi de o kadar belli olmamıştı. Kremin üstünde daha da belli oldu tahta boncuklarımız. Şimdi oraya da şöyle ipimizi sıkıştıralım. Ve yine örgünün katlarına takarak böyle iğnemizle ipimizi şöyle ağız kısmı için aşağıya inelim. Tam orta yere tahta boncuğu yan olarak diktim arkadaşlar ben. Orayı da aynı renk, kahverengi tahta boncuk seçtim. Şöyle diktim.
Bir kat daha dikelim, sağlam olsun. Ve aşağıya geçtik. İpimizi buraya güzelce sabitleyelim ve keselim artık buradan. Şimdi boncuklarımızı diktik. Bu şekilde baykuşumuzun yüzü oldu. Şimdi şu enselimizi dikelim arkadaşlar. Önce enseli iki öne birbirine tutturacağım. Şuradan ön patımızdan gelen şu enseli düz olarak şuraya ön patımıza dikeceğim arkadaşlar. Ters tarafını çevirdim. Şöyle çırpma olarak dikeceğim arkadaşlar bunu. Burayı sabitledim şimdi. Şimdi arkayı da arkadaşlar bu şekilde ön yüzü üste kalacak şekilde koyalım. Şimdi bu önlerimizde ön yüzleri aşağıda kalacak şekilde şöyle koyacağım. Çevirelim. Evet. Şimdi ipimiz burada az. Hemen şurayı bir sabitleme yapacağım düzgün durması için. Burası tam şu enseliyi diktiğimiz yer. Arkadaki omuz kısmını arkadaşlar bu şekilde şuraya hemen bir sabitleme yapacağım. İpim küçük kaldı. Yeniden ip takacağım. Şuraya hemen bir sabitleyeceğim burayı. İki omuza birbirine şöyle makine dikişi yaparak buradan geriye batarak şu şekilde gideceğim. Yeni ip takayım arkadaşlar ben. Şimdi hemen burayı arkadaşlar küçük bir şekilde hemen az bir iple sabitledim. En azından hani tutturulmuş oldu orası, yeri belli olmuş oldu. Şimdi şuradan başlayacağım dikmeye. İsterseniz iğneleyebilirsiniz. Şurayı da iğnelemek amacıyla yani hemen küçük bir parça tutturdum. Şuradaki arka omuz, şu omuzları şöyle tam şuradaki enselik ördüğümüzün tam dibine şuraya denk getiriyoruz. Şöyle bir iğneleyelim orayı. Şu şekilde bir iğne taktım buraya. Uçlarını sabitledim. Şöyle örgümü düzelteyim. Şöyle bakın ipim şurada. Biraz geriden batarak makine dikişi sağlam olsun. İpim buradayken şöyle geriden batıyorum. Az ileriye. Biraz geriye, biraz ileriye. Şu anda omuzları birleştirdim. Omuzların arka ve ön yüzleri birbirine bakacak şekilde şu anda ters tarafından dikiyorum. O şekilde kapattım. İki ön tarafı yüzler birbirine bakacak şekilde kapattım. Önce omuzları birleştiriyorum. Sonra yanları birleştireceğim. Şimdi bakın şimdi tam tutturduğum yer tam böyle iğnelenmiş gibi oldu. Orası o yüzden azıcık da olsa tutturdum orayı. Şimdi ipimle şöyle çırpma dikeceğim arkadaşlar. Şu anda enseyi dikiyorum. Şöyle bir arkadan bir enselik ördüğümden ikisini şöyle birbirine tutturuyorum sadece. Katlayıp dikmiyorum arkadaşlar. Burası gibi dikmiyorum bakın. Enselik kısmını çırpma olarak dikiyorum.
isterseniz iğneleyebilirsiniz de şöyle denkleyin. İki parçayı birbirine tutturuyorum. Şurası bakın ön yüz gayet düzgün bir şekilde çıkıyor buraya. Şöyle katlayıp dikerseniz omuz gibi olmaz arkadaşlar. Çırpma olarak dikin bu ense kısmını. Diğer tarafları normal dikiş olarak dikin. Sadece ense kısmını çırpma olarak dikin. İkisini yan yana koyun şu şekilde. Şurada arkadaşlar hatırlarsanız ense kısmında şöyle zincir örüp aşağıya inmiştim. Orayı dikerken şöyle hem arkadan hem arada ördüğüm zincir hem enselik üçünü birden dikelim. Fazla orayı sıkıştırmayın arkadaşlar. Üç kat oldu orası kalın olmasın. Şöyle göstereyim. Bakın. Burası düz kısmı. Gayet düzgün bir şekilde dikildi. Şurayı ipimi tazeleyeyim. Tekrar şurayı da dikeyim. Yan dikmeyi de göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar yan dikişe geçelim. Şöyle ön düz kısmı üstte kalacak. Arkaya yatırdım. Onun üstüne de önü kapatıyorum. Önünde düz tarafı burada. Düzler birbirine bakacak. Şu şekilde. Şimdi iğnemle şuradan koltuk altına lastik başladığım yerden iğneyi taktım ve onun karşısına tam şöyle başladım. İğneyi taktım ve ipimi de şuraya sabitleyeyim. Düğüm çıkmasın. Onu sabitledim. Diğer iki ucunu da şurada başlama iplerim vardı. Oradan bağlıyorum birbirine. Bu ipleri de dikişin arasına saklayacağız. O ipler de görünmeyecek. Ve şuradan da bir iğne takacağım. Buradan tam lastikleri başladığım yere, lastiğin bittiği yere bir iğne. Karşısına da şu şekilde. Oralarda tam denk gelsin. Düzgün olsun dikişi. Oraya da bir iğne taktım. Bir tane de ortaya takmak istiyorum. Şöyle tam. Kenarları düz ördüğümüz için kıvrılıyor arkadaşlar. Dikişle düzelecek onlar. Şöyle elimizle düzeltelim. Bu önümüz krem, arkamız kahverengi ama mecburen bir ip. Şimdi arkadaşlar dikmeye başlıyoruz. Şuraya iğnemizi sabitlemiştik. Şöyle ilk baştan başa kadar bir seyrek olarak dikelim. Sonra makine dikiş olarak aşağıya doğru ineceğiz. Şöyle en başına sıkıştıralım. Şöyle elimizle düzelterek. Geriye doğru batarak sağlam bir şekilde dikelim arkadaşlar. Makine dikiş olarak geriye battık. Tekrar ileriye doğru. Şöyle elimizi düzeltelim. Örgüyü ters tarafından dikiyorum arkadaşlar.
Şurayı hatırlarsanız iğnelemiştik. Tamam, şu lastiklerini denk getirelim. Şöyle kenarlarını düzelterek. Şu iplerimizi de şöyle toparlayalım. Onlar da dikişin içinde kalsın. Şöyle sıkıştıralım. Sağlam bir şekilde diktik arkadaşlar. Şöyle ipimizi de içeriye çekelim. Oradan keseceğiz artık. Bu şekilde diktik. Diğer yanımızı da dikip düğmelerimizi de bitirelim arkadaşlar. Yeleğimizi artık toparlayalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizi yanlarını diktik, omuzlarını da diktik. Enseli kısmımız arkadaşlar bakın şu şekilde dikildi oldu. Baykuşumuzu da tamamladık. Düğmelerimizi de diktim. Ben düğmeleri kahverengi olarak seçtim. Siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yeleğimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 3-4 yaş için oldu yeleğimiz. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.